Çukurda zeybeğini birkaç kızan vurdular. Çukurda üstüne taş doldurdular. Bir de ya kalkarsa diye kurdular. Zeybeğim, zeybeğim ne oldu sana? Allah deyip şöyle bir doğrulsana. Zeybeğim kalkamaz, dirilemez mi? Odası mühürlü, girilemez mi? Şu ters akan sular çevrilemez mi? Ne güne dek gider böyle bu devran? Zeybeğim bir sel ol, bir çığ ol, davran. Kırat zincirlenmiş, ufuk sahipsiz, han kayıp, hancı yok, konuk sahipsiz. Baş köşede sırma koltuk sahipsiz. Kızanlar dört yandan hep abandınız. Zeybeğin kanına ekmek bandınız. Bilemem, susarak ölmek mi hüner? Lisan çıldırıyor, dil nasıl döner? Ondan son iz, uzak, uzak bir fener. Öldü mü? Çatmayın, yine inanmam. Gizliye yanarım, ölüye yanmam. Zeybek kaybolduysa, bunca kayıp ne? Tesbihi dökülmüş, aranır yine. Balonuyor, ağlar çocuk halime. Zeybeğim, dünyayı aldın götürdün. Bir öldün de beni bin bir öldürdün. Belini tırmıktır, pençelere sor. Mevsim niçin ölgün? Bahçelere sor, sor. Çukuru nerede? Serçelere sor. Ağla, bir dinmeyen hasretle ağla. Zeybeksiz yolları gözetle, ağla. Evet, iyi akşamlar efendim. Bugün 27 Mayıs 2020 Çarşamba saat 22.35. Bugün 27 Mayıs Demokrasi, Özgürlük ve Demokrasi Adası'nın açılışı. Demokrasiye kara bir leke olarak imza atmış olan, demokrasiye kara bir leke olarak düşen merhum başbakanımız, başvekilimiz Adnan Menderes ve yakın arkadaşları, dava arkadaşları, bakanlarının İdamının ve 61 ihtilalinin 60. yılı. Maalesef demokrasi bir kara leke olarak düşüren yassı adayla ilgili bugünkü konuğumuz Adnan Menderes Demokrasi Platformu Kamil Tunaoğlu abimiz bize telefonla bağlandı. Kendisiyle bu akşam yassı adayı konuşacağız. Adnan Menderes'i konuşacağız. Siyaseti konuşacağız. Demokrasiyi konuşacağız. Ve zaman zaman elbette hüzünleneceğiz. Çünkü Adnan Menderes başvekilimiz bizler için çok önemli. Demokrasi için çok önemli. Belki demokrasi tarihinde, siyasi tarihinde bir bu kadar bir hüzünlü bir ortam ve olay olmamıştır. Adnan Menderes ve bakanları ve dava arkadaşlarının asılması, yassada da yargılama süreçleri gerçekten hiç adil olmayan bir şekilde olmuştur. Bugün yassı adayı konuşacağız sizlerle. Efendim Kamil Tunaoğlu abimiz, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Geceniz mübarek olsun. Özellikle bu akşam, bugün 27 Mayıs Özgürlük ve Demokrasi Adası'nın açılışı, yassı ada, başvekilimiz Adnan Menderes'in yaşamış olduğu siyasi hayatı ve yargılanma süreci ve asılmasıyla alakalı sizlerle hasbihal edeceğiz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz efendim. Kendinizi tanıtır mısınız lütfen? Teşekkür ediyorum İlker Bey. Hayırlı akşamlar diyorum hem sizlere hem de bizleri dinleyen dinleyicilerimize. Evet, bugün 27 Mayıs Çarşamba 2020. 27 Mayıs 1960 kanlı darbesinin 60. yıl dönümü.
Hüzünlü bir gün. Öncelikle böyle güzel bir programa başladığınız ve böyle bir program yaptığınız için size teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Hoş geldiniz yanımıza tekrardan. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Efendim, demokrasi deyince, Adnan Menderes deyince, Yassıada denildiği zaman sizlere neler çağrıştırıyor? Yassıada'daki yargılamalar sürecini ve özellikle Adnan Menderes'in demokrasi tarihinde yapmış olduğu hizmetlerle alakalı, siyasete kazandırdığı değerlerle alakalı bugüne kadar yapmış olduğunuz araştırmalarda ve vermiş olduğunuz hizmetlerle alakalı olarak Adnan Menderes Demokrasi Platformu İstanbul temsilcisi olarak görüş ve fikirlerinizi alabilir miyiz? Bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Sizin için Adnan Menderes nedir? Yassıada yargılama süreçleri nasıl olmuştur? Ve demokrasi kara bir leke olarak düşen bu olayı nasıl yorumluyorsunuz? Lütfen kısaca sizden alabilir miyiz efendim? İlker Bey'e teşekkür ediyorum. Öncelikle şunu üzerinde durmamız lazım. Şimdi bugün 27 Mayıs 1960 darbesinin tam 60. yılı. Şimdi 27 Mayıs 1950 özür diliyorum 1960 tarihinde öncelikle ne oldu? Olan şu, Türkiye'de dünya yeniden şekillenirken 1930'lu yıllar, 40'lı yıllar, hatta 2. Dünya Savaşı sonrasında bütün dünyada hakların, özgürlük, demokrasi ve hürriyet kavramlarını en yüksek perdede konuştuğu bir dönem. Türkiye'de de 1923-24'lerden 1940'lara kadar, 45'lere kadar olan süreçte tabii ki tek partili bir dönem var. 1924 yılında Kazım Karabekir'in başkanlığında kurulan Terakkiperver fırkası var. Sonra kapatılıyor. Bir çok partili hayata geçiş denemesi başarısızlıkla sonuçlanıyor. 1930 yılında Ali Fethi Okyar başkanlığında serbest fırka kuruluyor. Cumhuriyet Halk Fırkası, Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısında bir muhalefet partisi, bir ikinci parti olması öngörülüyor ve serbest fırka kuruluyor. Tabii serbest fırka da bir süre sonra kapatılıyor. Dolayısıyla 1946 yılına kadar, 1945-46 yılına kadar da tek parti iktidarıyla yönetiliyor Türkiye. İnsanlar da, toplumlar da ve Türk halkında bu tek parti sisteminin getirdiği olumsuzluklar o kadar büyük bir tepkiye neden oluyor ki artık 1945'lerin sonuna gelindiğinde insanlar da müthiş bir ikinci parti, bir muhalefet partisi, mevcut sistemin, mevcut idarenin, mevcut Cumhuriyet Halk Parti kadrolarının karşısında bir alternatif parti ihtiyacı has safhaya ulaşıyor. Ve 1945 yılının sonunda dörtlü takdir dediğimiz bir olay sonrasında Demokrat Parti kuruluyor. 1946 seçimlerine gelindiğinde tabii o tarihlerde yapılan 1946'da yapılan seçimlerde açık oy, gizli tasnif. Evet. Bu tabii ki demokrasinin ruhuna kesinlikle aykırı olan bir uygulama. Yani burada Kamil Bey özellikle çok önemli bir hususa değindiniz. Yani demokrasilerde seçimlerde açık oy ama gizli tasnif ile yapılması seçimin aslında daha işin başında demokrasiye vurulmuş bir darbe olarak gözüküyor. Doğru mudur? Kesinlikle. Tabii buna çok ciddi bir tepki oluşuyor. Fakat öyle bir olay ki artık barajın setleri patlamış vaziyette toplumsal anlamda.
1946 seçimlerinde sonuçlarına çok ciddi anlamda halkın bir tepkisi var, kamuoyunun tepkisi var. Çünkü açık oy gizli tasnif olayı bu toplum tarafından kabul edilmeyen, reddedilen bir olay. Üstelik demokrasinin de kesinlikle ruhuna aykırı olan bir olay. Ve 1950'ye doğru gelindiğinde artık Türkiye'deki toplumsal refleks, muhalefet refleksi önü alınamayan bir sel haline dönüşüyor. Ve 1950 seçimleri ilk defa 14 Mayıs 1950 yılında yapılan seçimlerle Demokrat Parti, yani Adnan Menderes, Celal Bayar, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü'nün başını çekmiş olduğu bu dörtlü takvimin ve kurucuları olan bunlar, bu kişilerin kurmuş olduğu Demokrat Parti 1950 seçimlerinde demokrasi tarihinin en parlak sonuçlarından birini alıyor ve adeta silip süpürüyor. Ezici bir çoğunlukla millet iradesi sandığa yansıyor ve milletin dediği oluyor. Çünkü bu noktada da Demokrat Parti'nin kullanmış olduğu slogan gerçekten müthiş bir slogandı. Yeter söz milletindir. Bir el böyle havada yeter söz milletindir sloganı dalga dalga Türkiye'nin her tarafına, şehir merkezlerinden varoşlara, il merkezlerinden ilçe merkezlerine, köylerine, dağlarına, tepelerine, ovalarında her yerde bu ses yankılanmış o. Yeter söz milletindir. Ve gerçekten 1950 yılında Demokrat Parti ezici bir çoğunlukla iktidara geliyor. Şimdi Başbakan Adnan Menderes, Cumhurbaşkanı Celal Bayar. 1950 seçimlerinden 1960'a kadar ne olduğunu biraz sonra eğer izin verirseniz onları...